Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda Graupner'in Bor adlı parçasını inceleyeceğiz. Şimdi şöyle bir baktığımızda bu parçanın birinci sayfası burada. İkinci devamı da burada görünüyor. Daha önceki çalışmalarda da bazen bahsediyoruz. Önce parçamızın ritmine bakıyoruz. 4/4'lük. Yani her ölçüde 4 zaman var. Yani bu bir zamansa, yani bir vuruşsa, şu notadan 4 tane var. Ama bu notadan 4 tane olmak zorunda mı? Hayır. Bazen şöyle de olabilir. Nasıl göstereyim? Böyle, 4 zamana tamamlamak gerekiyor. 2 zaman, 2 zaman, 4 zaman. Ya da mesela bu 3 zaman, 1 zamanda bu 4 zaman. Bu şekilde toplayabiliriz. Burada bir eksik ölçümümüz var. Bakın, diyeceksiniz ki burada 4 zaman yok. Evet, yok. Burada eksik ölçüyle başlıyor. Buna aftak deniliyor. Eksik ölçüler genelde motifin sonunda kendini tamamlıyor. Bakın. Burada 3 vuruş. Bakın, bunlar 4 zamanlı. Bunlar 3 zamanlı. Ne olmuş oldu? Şuradaki boşluğu burada tamamlamış oldu. Daha sonra parça yine eksik ölçüyle başlıyor. Şöyle göstereyim, daha net olur. Tekrar eksik ölçüyle başlıyor. Bakın, 1 zaman. Bunu da burada tamamlıyor. 3 zaman, 1 zaman, 4 zaman. Evet, buna eksik ölçü diyoruz. Parçamızı analiz ederken yine en küçük değere bakıyoruz. Şöyle ikinci sayfaya da baktığımda en küçük değerimiz 8'lik nota. Yani ne diyorduk? Biz buna 1V diyorsak, bu da tamamı 1V. Bu kendi içinde 1V. Bu tamamı 1V. Arkadaşlar, parçamızın bir de tonuna bakalım. Donanımlarda genelde ilk diyezimiz her zaman fa diyezdir. Klasik müzikte, yani evrensel müzikte. İlk diyez her zaman fa diyezdir. Baktığınız gibi bak, fa çizgisine yazılmış. Şimdi fa diyezse parça ya sol majördür ya ilgili minörü mi minördür. Bunu nasıl anlayacağız? Parçanın içeriğinden ya da gidişinden ya da başlangıcından, duygusundan anlayabiliyoruz. Ama şöyle bir baktığımız zaman mesela bir mi minör dizi yapayım size. Bakın. Armonik dizide 7. ses tizleşiyor. Re diyez var. Melodik yaparsam 6 ve 7 tizleşiyor. Dönüşte natürel oluyor. Ya da sol majör de olabilir bu parça. İlgili minörü mi minör de olabilir. Majör tonun ilgili minörü nasıl buluyoruz? Ana sesimiz sol, bir yarım, bir tam indik kaldığımız yerden mi minörü bulduk. Şimdi şöyle parçanın gidişatına bakınca si ile başlamış, sol majör olabilir. Yani sol si re seslerinden birisi. Ama basa bakıyoruz, mi ile başlamış. Ondan sonra şöyle bir parçanın devamına bakalım. Mi si mi, yani aslında mi majör, mi minör etkisi var. Daha sonra bir bitişine bakalım, mi ile bitmiş. O zaman biz buna mi minör artık diyebiliriz. Evet. Şimdi bunları arkadaşlar 1V, 2V, 3V diye yine bir kısaca kodlayayım. 1V, 2V, 3V, 4V. Bakın, bu sefer 4V oldu çünkü parça 4/4'lük, 4 zamanlı. Peki buraya ne diyeceğim? Eksik ölçüyle başlamış. Yani aslında bu 4. zaman. Neye göre 4. zaman? 1, 2, 3. Buraya göre 4. zaman. 1, 2, 3. Eksik ölçüyle tamamlayınca 4. O zaman ben buraya 4V diye başlıyorum. En doğrusu bu. Şimdi İlk ölçüyü bir yapayım. Bakın. 4V, 1V, 2V, 3V, 4V, 1V, 2V, 3V, 4V, 1V, 2V, 3V, 4V, 1V, 2V, 3V, 4V. Bakın, kendiliğinden geldi. Si, sol, fa, fa, si, sol, fa, fa. Gördünüz mü? Bura 4V'ye denk geldi. Şimdi ben bu ölçüden alıp diğer sayfadaki şuraya kadar bunasını yaparak çalıyorum. Si, sol, fa, fa, mi, re, mi, si, si. Do'ya bir. Bakın, elimi kapatıyorum. Mi, si, si. Kapattım elimi. Şöyle bir hareket yapmayalım. Şunu yapmayalım. Kaldırıp böyle getirmeyelim. Daha estetik, daha kolay. Kapattım. Si, la,
Devam edeceğim. Şurada bir bağ sonunu görüyorsunuz. Burada hafif cümleyi bitiriyormuş gibi yapacağız. Çok staccato gibi değil de cümleyi bitiriyorum. Nefesim bitiyor. Yeni cümleye başlıyormuşum gibi yapacağız. Tekrar baştan alıyorum. Si, sol, fa, fa, mi, re, mi, si, si. Kapattım. Si, la, sol, fa, sol, fa, sol. Kapattım, evet. Diğer sayfaya geçtim. Yine kapattım do'ya 4. Şurada bir parmak eksikliği var. Sol, yani şuraya 2 yazacağız arkadaşlar. Aynı şekilde ikinci sayfaya da şuraya 2. Çok mantıklı görünüyor. Şimdi bakalım sol eli yapacağım. Sol el eksik ölçüyle başlamamış. 2 vuruş, 3 vuruş, 2, 2. Şurada susumuz var. Ha, bakın şurada parmak yazmamış ama biz buraya 1 de basabiliriz. 4 de geçebiliriz. Şimdi onu göstereceğim. Şuradan alıyorum. Mi'den. 2 fa 2 sol 2 3 la si 2 si 2 mi si mi sus mi. Evet, tekrar 5 ile başlamak mantıklı çünkü şurada susumuz var. Sus olmasaydı şunu yapabilirdik belki. Şuraya bir basıp şöyle 4 ile dönebilirdik. Değil mi? Çünkü şurada 5 başladık. Buraya 4 geliyor. Böyle dönebilirdik. Şuradan alıyorum tekrar. Diğer sayfaya geçeceğim. 2 fa 2 sol 2 3 la si 2 si 2 mi si mi. Evet. Bunu videoyu ileri geri sararak beraber benle birlikte yapabilirsiniz. Daha kalıcı olur. Şimdi arkadaşlar buradan alıp diğer sayfanın şu kısmına kadar iki elle çok yavaş bir şekilde çalıyorum. Evet. 1, 2, 3 deyip 4'te başlayacağım. Çünkü eksik ölçü vardı. 1, 2, 3. Si, sol, fa, fa, mi, re, mi, si, si, do, si, la. Fa diyeze 2, sole 3. Tamamlamış olduk. Tabi şurada sus yok arkadaşlar. Bakın mi, si, mi, mi diye hemen tekrar burada başlamamız lazım. Yani arada boşluk olmadığı için şöyle göstereyim. Buraya doğru zamanda başlamamız lazım. Burada ne var ekstradan? Evet, si bir do diyezimiz var. Sonra re diyezimiz var. Re mi, re mi. Fa, si, si, fa, sol, fa. Sonra gerisi aynı zaten ezginin. Ben şimdi şu kısımdan alıyorum. Buradan alıp buraya bağlayacağım. Ama ondan önce şu sol eli tanıtalım bir. Fa, re, sol, sol. Bakın ritimsiz okuyorum. Fa, re, sol, sol. Fa, mi, re diyez. Mi, fa, sol, la, si, si. Mi, si, mi. Şuradan alıyorum şimdi. Ritimli bir şekilde çalıyorum. Evet, fa diyez vardı donanımda. Fa, iki, re, iki, sol, iki, üç, sol. Fa, iki, mi, iki, re, iki, üç, sus. Mi, iki, fa, iki, sol, iki, üç, la, si, iki, si, iki, mi, si. Evet. Şimdi buradan alıp sağ ele geçeceğim. Sağ eli tanıtıyorum. Mi, üç vuruş gördüğünüz gibi. Tam buradan alıyorum. Evet. Başla. 1, 2, 3. Mi, mi, re, re, do, do, si, si, do diyez. Re, mi, re, mi. Biraz içeri götürüyorum rahat basabilmek için. Bakın şöyle yaparsanız basamazsınız. Re, mi, re, içeri götürdüm. Fa, si, si, fa, sol, fa, fa, mi. Önce do'ydu.
Şimdi la, bakın. Mi, si, si, la, sol, fa, mi, re diyeze 2 geldim. Mi'ye 3 geldim. Bunu da hemen şuraya yazalım. Re diyeze 2, mi'ye 3. Bahsettiğim gibi olmayan parmak numaralarını yine ben not alacağım. Şimdi arkadaşlar buradan alıp 1, 2, 3 buraya atlayacağım. Evet, başlıyorum. Tekrarlı parça. Buradan alıp buraya da tekrara bağlayabiliriz. Nereden alayım? Buradan alayım. Tekrara bağlayıp bitiriyorum. Şuradan alıyorum mi'den. Bu şekilde parçamız bitmiş oldu. Videoyu tekrar izleyip doğru bir şekilde çalabilirsiniz. Bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.